Anadolu Akademi videosuna hoş geldiniz. Şu anda Bükreş'ten Rusçuk tarafına doğru gidiyoruz. Rusçuk, Bulgaristan'ın Tuna boyundaki sınır şehri. Ruze, Bulgarcası. Bükreş'ten yaklaşık 2,5 saat falan sürüyor. Tabii sınırda ne kadar oyalanılıyoruz bilmiyorum. Romanya tarafında da Türkçe adıyla Yerdöğü, Rumence adıyla Girgu diye bir başka şehir var. Bakalım, otoyol da değil yani, tam böyle duble yol gibi bir yol, arada göbekler falan oluyor. Kim de Avrupa Birliği fonuyla yapılmış ama hani Romanya'dan Bulgaristan'a o açıdan bir otoyol yok. Bunu söylemek lazım. Var olan şey böyle duble yol gibi bir şey. Ara ara kasabalardan, şehirlerden falan geçiyor. Bol bol göbeklerden geçiyor ki o göbeklerde yavaşlıyorsunuz mecburen. Böyle gidiyoruz. Fena yol değil ama yine de tabii hiç çok da iyidir. En azından geliş değil. Rusça bir köprü üzerinden gideceğiz. Dar da bir köprü. Eski de bir köprü. Romanya ile Bulgaristan'ı bir köprü birbirine bağlıyor. En azından o sınır kapısında. Başka sınır kapıları da var çünkü. Ama orada öyle. Rusçuk'la Yerdöğü yani Giyurgu arasındaki sınır kapısı. Bakalım sınır kapısındayken yeniden sınır kapısında en azından o köprüyü de göstermek istiyorum elimden geldiğince. Bu videomuz da böyle başlamış olsun. Evet, şu anda sınıra yaklaşıyoruz. Bakın tırların kuyruğu başlamış vaziyette. Romanya ve Bulgaristan kara Schengen'ine dahil olmadıkları için henüz, yani Mart ayından itibaren hava ve denize geçecekler ama ondan sonra kara hala belli değil. Avusturya ve Rusya'yla karşı karşıyalar. Daha evvelden konuşmuştuk bunu. Böyle inanılmaz sıralar oluyor. Ama hadi kara Schengen'ine dahil olsalar sınır kapısı yok zaten. Bastırıp geçecekler yani, hani OGS, HGS'li bir şeyden geçiyormuş gibi. Ama bakın burada inanılmaz bir kuyruk. Ki kuyruk daha geride başladı aslında. Türk tırları da var arasında. Arada 34, 35, 33 plakalı tırlar görüyorum Türkiye'den. Epey bir Ukrayna tırı var, Bulgar tırı var, Romanya var tabii ki, yazık Moldova var. Çünkü mesela 35, 34 plaka bir Türk tırından geçtik, bir 34 plaka daha, bir adet köpek, köpekcik dur, sana çarpmayalım. Böyle devam ediyor görüyorsunuz, bunlar belki de saatlerce, günlerce bekleyecekler. Hakikaten tır şoförlerine Allah kolaylık versin diyelim. Hakikaten ekmeği taştan çıkartıyorlar çünkü. Gerçekten de. Şimdi sanırım bu göbekten sola dönüyoruz. Bir de burada yavaş gitmek gerekiyor. Çünkü tır şoförleri bazen kapıyı açıyorlar. Soldan bir şey alıyor oluyorlar falan. İnsan bir tedirgin oluyor. Evet, bakın şu anda sol, yani düz gidersek Giyurgu yani Yerdöğü. Biz Ruze'ye yani Rusçuğa sapacağız. Levha'da öyle gösteriyor şimdilik. Evet, şu anda bir köprü parası ödedik. Ne kadar ödedik? 15 lei. Yaklaşık işte 7 ile çarpsak 60, 90, 105 lira civarı. 7'den daha az aslında yani. 100 lira civarı bir köprü geçiş ücreti ödedik. Görevli de biraz gıcıktı. Ben pasaport kontrolü zannettim. Meğersem köprü parası istiyormuş. Vinyetin var mı dedi. Var dedik. Romanya vinyeti almıştık işte internetten. Bir haftalık 3 euro. Ben pasaportları uzatıyorum, o böyle bir şekilde bir şeyler söylüyor. Meğersem köprü parası diyormuş Türkçe. Köprü parası falan gibi bir şey dediği için hiçbir şey anlamadım. Ben de diyorum ne istiyor yani. Sonra Türkçe söylediğini anladık da köprü parası dediğini fark ettik. Evet, meşhur köprüden geçiyoruz. Herhalde pasaport kontrolü Bulgaristan'a girerken yapılacak, öyle anlıyorum. Evet, Tuna Nehri, Dunareya diyor zaten. Bu da Tuna Nehri. 1952-54 yılları arasında yapılmış bu köprü. İki ülkede henüz işte komünizmle yönetilirken, bir tarafta Bulgaristan Komünist Partisi, öbür tarafta Romanya Komünist Partisi varken iktidarda yapılmış bir köprüden geçiyoruz. Altımızda Tuna Nehri başladı gibi. Dediğim gibi köprünün diğer tarafı Bulgaristan. Ben zannettim pasaport kontrolü için pasaport soruyor. Meğersem köprü geçiş ücreti öde diyormuş. Kadın bir de sinirlendi bize karşı, görevli. Sağ olsun. Neyse, sonuçta anlaştık bir şekilde.
Türkçe söyledik, kopru parası diye. Ama yani ne bileyim, İngilizcesini söyleme. Ben İngilizce konuşmaya çalışıyordum. Sağlam bir köprüye benziyor ama tabii dar bir köprü. Gidiş geliş sadece. Evet, Bulgaristan'a girdik. Yunusçuğa girdik. Evet, şu anda Bulgaristan karasularına zannedersem girdik. İnsan nedense Romanya'dan Bulgaristan'a geçince sanki daha bir evinde gibi hissediyor. Yani bilmiyorum, Türkiye'ye daha yakın diye herhalde. Romanya bir tık daha yabancı. Bulgaristan bir tık daha bize yakın. Çünkü tabii yani Bulgaristan çok daha fazla süre Türkler egemenliğinde kalmış Romanya'ya göre. Romanya çok daha erken çıkmış Osmanlı'nın elinden. Haliyle Türkiye'ye daha uzak kültür açısından. Evet, şu anda Ruze, yani Rusçuk. Rusçuk ayağını Alemdar Mustafa Paşa'nın memleketi diyelim. Biliyorsunuz ayanlar, eşraf ayan, böyle şehrin ileri gelenleri. Osmanlı devleti gerileme dönemine girdikçe yerel otoriteler güçleniyor. Ayanlar da bunlardan bir tanesi. İşte 3. Selim'e de bağlıymış. 3. Selim Kabakçı Mustafa isyanıyla tahttan indirilince ve yerine 4. Mustafa geçince Alemdar Mustafa Paşa Rusçuk ayağını buradan topladığı orduyla gidip İstanbul'a isyanı bastırıp yeniden 3. Selim'i tahta çıkarmak için gidiyor. Ama tabii 3. Selim'i öldürttürüyor 4. Mustafa. 2. Mahmut zar zor kurtarılıyor ve tahta geçiyor. Şehzade Mahmut o zamanki adıyla. Dolayısıyla öyle de bir önemi var Osmanlı döneminde Rusçu. Rusçu bir üniversite şehri. Birkaç tane üniversite var bildiğim kadarıyla. Sanayi de şehri bir yandan ama nüfusu azalmış da bir zamanla. Yani 180-190 binleri görmüşken 1980'lerin ortalarında, şu anda 140 bine kadar inmiş vaziyette. Bulgaristan'ın 300 metre sonra döner kavşaktan ikinci çıkışa girin. Bulgaristan'ın tamamını esir alan demografik çöküş burada da kendini hissettirmiş açıkçası. Şu anda biz Rusçuk'tan Yanbolu üzerinden Hamzabeyli'den giriş yapacağız bu sefer. Edirne'nin bir ilçesi Hamzabeyli üzerinden, Hamzabeyli sınır kapısından geçiş yapacağız. Yine ilerledikçe farklı videolarla karşınızda olmaya çalışacağım elimden geldiğince. Evet, Ruze'den çıkışımızı sürdürüyoruz. Biz şu anda Varna istikametine doğru gideceğiz. Bükreş sağ, Sofya ve Veliko Tarnovo sağ ve Varna düz. Bizi şu anda 58 km düz götürecek. Tabi Varna'ya girmeyeceğiz. Varna'ya girmeden bir yerlere sapacağız herhalde ama ne zaman sapacağız, nasıl sapacağız o kısmı tam ben de bilmiyorum. Bakalım. Daha evvelden kullanmış olduğum bir yol değil açıkçası burası. Biraz Ruze manzaraları ilişkinliğinde. Yani çok da bir şey, çirkin bir şehir bence. Ben çok beğenmedim. Yani meydanında falan tarihi yerler falan var ama hani komünist mimari özellikle binalar bakımlı olmadıkça, bakımlı değilse çok çirkin gözükebiliyor. Belki yapıldıklarında bu kadar çirkin değillerdi. Ama bakımsız kaldıkça çirkinlikleri artıyor diyelim. Bakımlı olunca güzel ama yani ilk yapıldıklarında belki boyalı halleri falan, mesela şu karşıdaki binalar, hani Ataköy'deki binalardan bir farkı olmayabilir aslında. Birazcık daha böyle bir boyansa falan. Esasen Ataköy'den pek bir farkları yok ama bir şekilde neden boyanmıyor? Bazıları boyanıyor, bazıları boyamıyor. Sol tarafta da mesela yine var. Belki yine onlar da bakımlı olsa güzel gözükebilir ama bakımlı olmayınca da hakikaten çok çirkin oluyor. Şeyi bilmiyorum hani neden, kim bakıyor bunlara? Hani bunları sonuçta devlet bir noktada oturduğunuz ev sizindir diyor komünizm yıkılınca. Herhalde özel mülkiyete geçiyor bunlar. Kamu mülkiyetinde değil ama neden bazıları bakımlı, bazıları bakımsız? Yani tabii oturan kişilerin gelirleriyle doğru orantılı olabilir ama hakikaten bazıları çok çirkin gözüküyor, bazıları ise güzel. Ama çoğunlukla bakımsız tabii. Sınıra bir 18 km falan kaldı. Bunlar
Hemen Lesovo. Türk tarafı Hamzabeyli diye geçiyor. Hamzabeyli, Lesovo sınır kapısı. Kamyonlar, tırlar da başladı görüyorsunuz. Sollama yasaklarıyla beraber. İstanbul'da yazıyor artık tabelalarda. O da şaşırtıcı değil. Çünkü hakikaten İstanbul. Burada buradan gidebilirsiniz. Edirne üzerinden tabii. Ukrayna tırı. Ukrayna plakalı ama Polonya şirketini gösteriyor aslında. Bakalım sonra yapma durumumuz var mı? Yok çünkü tır geliyor. Sollama yasağı bitti ama bu sefer de araç geliyor. Maalesef sınırın bu tarafı şey değil. Dereköy gibi yani. Kapıkule gibi değil. Gidiş geliş. Sıkıntı var. Bunlar bir şekilde bu tarafa otoyol yapmıyorlar. Gerçi bizim taraf da çok şey değil de. Bizim taraf yine duble yol. Hani. Burada o da yok. Şimdi kameralar var. Şu kameralardan kurtulalım. Bu kameralar da şey. Bulgaristan aslında hız kamerası olarak sanırım Mart ayından itibaren hız kamerası vazifesi de görecekler ama şu anda sadece otoyoldan geçme yasası, yolları kullanma hakkı veren vinyet sahibi olmamanızı ölçüyor. Bulgaristan'da aslında Avrupa'nın pek çok ülkesinde sadece otoyolları değil bütün yolları herhangi bir yolu kullanmak için işte o otoyol kartı denilen vinyetten almanız gerekiyor. İşte Romanya'da bahsetmiştim zaten. Bu kameralar da işte o vinyet sahibi olmanızı ölçüyorlar. Eğer vinyet sahibi değilseniz de size ceza yazıyorlar. Evet, sınıra şu anda 6 kilometre civarı kaldı. Hatta 5,5 galiba. Sınıra gelince artık bu videoyu sonlandırırım. Bu video birazcık kısa oldu ama çok da hani akademik yolu olmadan onu da söyleyeyim. Ya da akademik bir olmadan ama olsun. En azından biraz yol manzarası görmüş oldum. Belki yani Türkiye'ye girdikten sonra da bir Hamzabeyli civarında kısa bir çekim yapıp vedalaşırız. Şu anda sınıra çok yaklaştık. Havada biraz yağmur hissediliyor. Aslında yola çıktığımızdan beri böyle hissediliyor. Hiç durmadı. Bir de ceza yedik, trafik cezası. Sınıra 4 kilometre kalmış an itibariyle. Bir de 20 level'lık trafik cezası yedik. İki tane Türk kökenli Bulgar Paris tarafından yazıldı ceza. Yani dediklerine göre en düşük cezayı yazdılar bilmiyorum artık ama resmen de yazdılar yani rüşvet falan diye. Çünkü genelde maalesef öyle bir algı var Bulgar Paris ile ilgili. Düzgün cezamızı yedik çünkü sollanmayacak yerde sollama yaptık. Yani önümdeki tır saatte 10 kilometre hızla falan gidiyordu. Ben de 20 ile solladım. Kasabanın içinde ama tabii sonuçta sollanmamız gereken bir yerde. Dolayısıyla cezayı yedik. Haklı olarak yapacak bir şey yok. 20 leva. Bilmiyorum çıkışta bir engel olmayacak size dedi. Daha sonradan bir şekilde kontrol edin internetten dedi. Ben yani bir şekilde internette çıkıyormuş. Çıktıktan sonra da 15 gün içinde öderseniz de %20 indirimli gibi bir şey dedi ama bilmiyorum artık bakalım 16 lira ödersiniz dedi ama iki polis de polis arabasında ikisi de Türk, yani Türk kökenliydi. Türkçe konuştular en azından bilmiyorum. Ve şeyin yakasında polisin yakasında bir kamera vardı ve hani ben dedi sizi cezasız bırakamam çünkü kamerada gözüküyor. Artık olmaz dedi yani. Kusura bak ben dedim yazmasanız olmaz mı? Yok dedi olmaz. Hakikaten de yakasında kamera vardı. Demek ki artık Bulgar Devleti polisini öyle kontrol ediyor kamerayla. Tabii beni kandırmadıysa eğer polis. Sınıra 3 km kaldı. Bakın tırlar için ayrı bir sıra var. Aslında sıra da şerit var özür dilerim. Ama şu anda bir kuyruk yok tır kuyruğu. Hani Kapıkule'de falan gördüğümüz o 10 km 11 km bir kuyruk burada yok gibi gözüküyor. Şu tırı da geçelim. İstanbul plakalı bir tır. Yağış da hafiften bir arttı.
olabiliyor. Çünkü sınır bölgesine şu anda giriş yapıyoruz. Evet, şu anda sınırda geçtik. Çok da hızlı geçtik aslında. Yani toplasanız iki tarafı da geçmek 10-15 dakika sürmedi. Pek bir sıra yoktu. Ben açıkçası şeyden korkuyordum. Bugün günlerden cuma. Cuma günleri Edirne pazarı kuruluyor. Yani Bulgarlara yönelik özellikle onların çok şey yaptığı bir pazar. Gerçi Edirne'de buraya 40 kilometre falan. Belki Kapıkule'den girişler daha yoğundur, bilmiyorum. Ama bugün bir yoğunluk yoktu. Görevliler de hani hava soğuk diye, hakikaten 2 derece yağmurlu bir hava var. Hava soğuk diye pek gelen yok dediler. Hakikaten de çok boştu sınır. Yani Bulgar tarafında hiç beklemedik. Bir araba vardı. Türk tarafında da pasaportta hiç beklemedik. Gümrükte işte bagajı aç kapıda belki böyle bir 5 dakika falan bekledik yani. İşte 5 dakikada işlemden sürse 10-15 dakikada geçtik gibi oldu. Şimdi Edirne'ye doğru gidiyoruz. Edirne buradan 39 kilometreymiş. Hamza Bey ile Edirne yolundayız şu anda. Edirne il sınırları içerisine girdik. Ama hani Edirne merkeze yaklaşık işte 38-39 kilometre kaldı. Hani videoyu bir evvelkinde de burada sonlandırayım. Çünkü hani artık Türkiye'ye de girmiş olduk. Yolda Akademi'nin bu son videosu. Biraz daha kısa oldu diğerlerine göre ama burada bunu sonlandırmış olalım.